Tamam. Konuyla alakalı ağırlar kaymakamlarımızda aldığımız yasaklama kararımız mevcut. Herhangi bir basın açıklamasına, ilçe sınırları içerisinde basın açıklamasına müsaade etmeyeceğiz. Size bir şekilde tebliğ ediyoruz. Lütfen dağılın. Sadece bir şey tamam, müsaade etmeyeceğiz basın açıklamasına. Size müsaade etmeyeceğiz basın açıklamasına. Müzakereyi de burada bitiriyoruz. O çocuklar olmasın, cezaevinde de olmasın. O yüzden de biz geldik. Adalet için buradayız. Adalet için istemiyoruz. Adalet, adalet arıyoruz. Bir şey istemiyoruz biz. Yapmayın. Adalet istiyoruz. Hak, hukuk istiyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Yeter, yeter, yeter ya. Atar. Atar. 5 tane araya bak. Hayırdır yani. İçeriden şuraya alalım. Hayır. Çemberin dışına alalım. Çemberin dışına alalım. Hanımefendiye. Gel. Gel kardeşim gel. Gel görevimizi yapalım gel. Bize göre. Kameraları dışarı alalım. Gel kardeşim gel. Görevimizi yapalım. Yaklaş kardeşim. Oradaki arkadaşlar. Görevimizi yapalım. Biz de görevimizi yapalım. sürüklenerek işkencelerle gözaltına, ters kelepçelerle gözaltına alınıyor.
şunu görmek gerekiyor. Şu gerçeğin önünü bu polis kalkanlarıyla anneleri gözaltına alarak, basının önünü kapatılarak bu zulmün, bu ölümlerin, bu işkencelerin önünü kesemezler. Sesimizi duyurmanın önünü kesemezler. Şu an gördüğünüz gibi Bağcılar abluk altında sadece 7 tane anne gözaltına alınmış. Ne için gözaltına alınıyorlar? Cezaevlerinde her gün ölüm evleri var. Şüpheli ölüm diye geçiyor. İşkenceler var. Cezaevlerinde hasta tutsaklar var. Yüzlerce hasta tutsak var. Annelerin tek söylediği şey artık hapishaneler, cezaevleri ölüm evi olmasın. Cenazeler çıkmasın dedikleri için anneler bu haftada gözaltında. Ve şunu anlatmak gerekiyor ki bugün buradan da yarın başka meydandan da sözümüzü söylemeye devam edeceğiz annelerle beraber. Bu işkencenin, bu zulmün, cezaevlerindeki işkencenin ve adalet nöbetindeki işkencenin son bulması için biz sesimizi her yerde yükselteceğimizi bir kez daha söylüyoruz.